Bir futbol sahası genişliğindeki alanda, yerin altında, insan ellerini andıran ön ayaklarıyla tüneller kazar, çıkan toprağı başı ve burnuyla iterek yeryüzüne çıkarır. Tünelleri oldukça geniştir ve onlarcası birbirine bağlıdır. Bütün tünelleri hazırladığında bu bölge artık onun avlanma alanıdır. Dolayısıyla bu tünellerdeki her canlı da onun potansiyel kurbanı. Benim atam konuşurken yanlış görüntüler aktı ekranınızda. Normalde en sevdiğim çizgi film olan Köstebekgillerden Boyo'yu anlatıyordum size. Madem ısrar ettiniz, geçtiğimiz günlerde bütün dünyanın manşetlerine oturan o tünel olayını konuşalım. ABD'nin New York kentindeki bir sinagogun altında yasa dışı şekilde inşa edilmiş tüneller olduğunu ortaya çıkaran polis, mukavemet gösteren çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. New York'ta Brooklyn, Crown Heights 770'te bulunan, ki videonun ilerleyen kısmında bu binanın öneminden detaylıca bahsedeceğiz, Shabbat Lubavitch isimli sinagog polis baskınına uğradı. Baskında sinagogun altında kazılmış gizli tüneller tespit edildi. Bu sırada aralarında sinagogda eğitim gören öğrencilerin de bulunduğu, polise mukavemet gösteren ve tünellerden kaçmaya çalışan kişiler gözaltına alındı. Tünellerin pandemi döneminde rahatça ibadet edebilmek için ve kadınların sinagoga girerken kullanması gibi sebeplerle kazıldığı iddia ediliyor ve polis bu konuda soruşturma başlattı. Ama tünelden çıkan bebek puseti, kanlı yataklar gibi birçok eşya ve tüneli kullanan bu adamların sıra dışı ritüelleri, akıllara geldiğinde kafalar biraz bulanıyor, ağzımızın tadı kaçıyor. New York polisi soruşturmayı Yahudi cemaatinin mahremiyetine uygun bir şekilde sürdüreceğini açıkladı. Gelin mahrem dediklerini masaya yatıralım. Gerçeklerin açıkça konuşulduğu yere, propagandaya hoş geldiniz. Olay aslında Yahudilerle başka bir grubun ya da polisin çatışmasından ortaya çıkmıyor. Yahudiler kendi işlerindeki bir Mesih kavgasıyla yine kendilerini ifşa etmiş oluyorlar. Bu adamların kim olduklarını anlamamız lazım önce. New York'ta yaşıyorsanız ve beyaz tenliyseniz, uzun sakallı, giyinişinden ve tavırlarından Yahudi olduğu anlaşılan bir adamın yanınıza gelip "Affedersiniz, Yahudi misiniz?" diye sorması neredeyse kaçınılmaz bir durum. Aslında bu adamlar herhangi bir Yahudi değiller. Ultra Ortodoks bir mezhep olan Haredi Yahudiler. Bu topluluğun büyük bir çoğunluğu internet veya akıllı telefon kullanmaz, çocuklarını herhangi başka bir okula değil, kendi cemaatlerinin okullarına gönderirler. Halaha emirlerine ve Talmud yasalarına sıkı sıkıya bağlı bu adamlar, sizce neden beyaz tenli vatandaşlarına Yahudi olup olmadıklarını sorarlar? Bir nüfus sayımı mı bu? Tabii ki hayır. Gayet muhafazakar ve radikal olan bu Yahudiler bir vasiyeti yerine getiriyorlar. Dertleri Yahudi olmayanlara tebliğ yapmak değil, seküler Yahudileri bulup onları dua ettirmeye, günahlarından tövbe ettirmeye çalışıyorlar. Çünkü Haredilere vasiyet edilen emir bu ve gerçekleştirdiklerinde büyük sevap isteyeceklerini düşünüyorlar. Her ne kadar kente gezmeye gelen turistler hesaplarını bozsa da aslında New York City, cemaat inanışına göre cennete gitmeyi garantileyen bu davet maratonu için biçilmez bir kaftan. Zira New York, 1.6 milyonluk Yahudi nüfusuyla dünyanın en büyük Yahudi kenti. Kentin sadece %30'u beyazlardan oluşuyor, beyaz nüfusunda neredeyse yarısı Yahudi. Bu nedenle bir Haredi tebliğcisinin özellikle turistlerin az olduğu bir sokakta gördüğü bir beyazı durdurup "Yahudi misiniz?" diye sorduğunda "Evet" cevabını alma olasılığı %50. Yaşam tarzları, kıyafetleri, yönelttikleri sorular, kent ve hatta devlet idaresindeki etkinlikleriyle Şabat cemaati New Yorkluların gayet iyi bildiği bir topluluk. Geçtiğimiz videolarda Amerika'daki Yahudilerin devlet siyasetinde, ekonomik akışta ve hayatın her alanında ne kadar etkin olduklarını konuşmuştuk. Öyle ki Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan olmak istiyorsanız Yahudi nüfusun oylarını almanız şart. Dolayısıyla onların istekleri doğrultusunda hareket etmelisiniz. Siyasi bağlam bir yana, sokaklarda insanlara yönelttikleri sorular ve kendi işlerinde yaptıkları tebliğ faaliyetleriyle kent hafızasına da kazınmış durumdalar. Ama insanlar onları kıyafetleriyle ve sorularıyla tanımışlardı. Ortalama bir Amerikalının sinagogun altına kazılan tüneli anlamlandırması çok zor. Şimdi tarihte kısa bir yolculuğa çıkıyoruz ve bu cemaatin rebbesini, vasiyetlerin sahibini tanıyoruz. Şabat cemaati 250 sene önce bugün Rusya sınırlarında bulunan Lubavitch kentinde kurulan bir Haredi Ortodoks cemaati. Bolşeviklerin iktidara gelmesi ve Haredi cemaatlerini hedef almasından dolayı Lubavitch'ten Varşova'ya, bugünkü Polonya'ya göç ediyorlar. Ama Varşova da onlara yar olmuyor çünkü kollarını açıp karşılayan bir yönetim değil,
bu adamı buluyorlar karşılarında. Nazilerin iktidara gelmesi ve Holokost sebebiyle birçok Şabat Yahudisi Özbekistan ve ABD'ye kaçarak hayatını kurtarıyor. Fakat 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dini cemaatler ve Yahudiler üzerindeki Sovyet baskısı artınca Doğu topraklarına da veda vakti geliyor ve Yahudilerin Amerikan rüyası başlıyor. Cemaatin lideri Rebbe Yosef de 1940 yılında ailesiyle birlikte ABD'ye kaçmış, New York'un Brooklyn semtinin Crown Heights mahallesinde cemaatin satın aldığı bir binaya yerleşmişti. Kısa bir sürede Rebbe'nin oturduğu Eastern Parkway caddesindeki 770 numaralı bu bina, Şabat cemaatinin kutsal mekanına, Crown Heights ise en yoğun şekilde yaşadıkları mahalleye dönüştü. Haham Yosef 1950 yılında öldüğünde Avrupa'dan Crown Heights'a göç zirve noktasına gelmiş ve semt %60'lık bir Yahudi nüfusa ulaşmıştı. Bu Ortodoks Yahudi topluluğu ülkede dükkanlar, okullar, restoranlar, ibadethaneler açmış ve hem siyasi hem toplumsal hayatın önemli bir aktörü haline gelmişlerdi. İşte kendi zirvelerini yaşadıkları bu dönemde Haham Yosef'in ölümünün ardından cemaatin yeni lideri olan damadı Menachem Mendel, Şabat cemaatine altın çağını yaşatacaktı. 7. Rebbe olan Haham Menachem, önceki cemaat liderlerine göre daha yenilikçiydi. Kısa bir sürede cemaatte önemli değişiklikler yaptı. Menachem'a göre Avrupa'dan Holokost sonrası ABD'ye göç eden Yahudiler giderek Amerikanlaşıyor, seküler yaşama alışarak dinden uzaklaşıyordu. Bu nedenle cemaat içe kapanmak yerine dışa açılmalı, agresif tebliğ kampanyaları yaparak mitzvah denilen dini emirleri hatırlatmalı, dini kuralları kolaylaştıran bir dille seküler Yahudileri dindarlaştırmalıydı. Menachem'in başa gelmesiyle Holokost sonrası sayısı azalan, içe kapanan Şabat cemaati gücünün zirvesine ulaştı. Şabat misyonerleri ülkenin dört bir yanında sahaya çıkıyor, cemaat okulları ve kursları kuruyor, Amerikalılaşmalarını engellemek için seküler Yahudilere tebliğ yapıyordu. Rebbe Menachem oldukça pragmatik biriydi. Göreve gelir gelmez cemaatin kadın ve gençlik kollarını kurmuş, Fas'tan İngiltere'ye, dünyanın farklı yerlerindeki Yahudi cemaatlerine özel misyonerler yollamış, İran gibi ülkelerde yaşayan Yahudilerin ABD'ye göç edip cemaate katılması için özel çaba harcamıştı. Cemaatin genç erkekleri sokakta gördükleri Yahudilere dua ederken kullanmaları için tefilin, Şabat mumu hediye ediyor, dua bilmeyenlere dua öğretiyor, özel bayramların anlamını anlatan ayaküstü tebliğler yapıyordu. Şabat minibüsleri New York'un her yerindeydi, sokaklarda dualar ediliyordu, Yahudilere ücretsiz 9 şamdanlı Hanuka şamdanları dağıtılıyordu. Menachem'in cemaat üzerindeki etkisi kısa bir sürede ciddi bir siyasi ve toplumsal güce dönüştü. ABD'de yaşayan Hasidik Ortodoks cemaatlerinin çoğu antisyonist ve İsrail karşıtı olsa da Menachem İsrail'i açıkça destekliyor. İsrail ordusu için dua kampanyaları düzenliyor. İlk yıllarında İsrail'in ABD Büyükelçisi olan Netanyahu dahil birçok İsrailli siyasetçi ve başbakanla yakın dostluk kuruyordu. Hatta bir geleneği bozarak 1990'lı yıllarda İsrail'deki bazı yasaların değiştirilmesi ve sonradan Yahudi olmuş kişilere sadece Ortodoks olması durumunda vatandaşlık verilmesinin sağlanması için siyasete karışmış, 100 bin kişilik cemaatini yasa değişikliği için imza toplamaya ve İsrail seçimlerinde tutucu bir Ortodoks partisine oy vermeye davet etmişti. Gördüğünüz gibi Menachem'in siyasi idealleri de elindeki kalabalık nüfustan yararlanmaya başlamıştı ama durun, yozlaşma daha yeni başlıyor. ABD Başkanı Ronald Reagan'ın Menachem'in doğum gününü Şabat hahamları eşliğinde ABD Ulusal Eğitim Günü ilan ettiği fotoğrafa bakıyorsunuz şu anda. Yani demek istiyorum ki yozlaşma sadece Yahudi cemaatini değil, aynı zamanda devlet gibi ellerinin uzandığı her oluşumu yakından etkilemiş. İsrail'deki ve Amerika'daki idealleri bir yana dursun, Şabat cemaati kendi mahallesinin sakinleriyle çatışır duruma gelmişti. 1980'lerden itibaren semte göç eden Karayip ve Latin Amerika göçmenlerinin nüfusu da zamanla cemaati geçiyordu. Bu gerilim 1991 yılında doruk noktasına ulaştı. Menachem'in polis eskortu eşliğindeki konvoyundan bir araç, iki Guyana göçmeni siyahi çocuğa çarpmış, 7 yaşındaki Gavin Chato olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yahudi cemaatinin kullandığı özel ambulansın çocuğa yardım etmeyip aracı kullanan Haredi Ortodoks'u olay yerinden kaçırdığı söylentisinin yayılması üzerine Crown Heights'ın siyahi gençleri Yahudi evlerine, dükkanlarına saldırmaya başladı, Yahudilerin evlerini işaretledi, Avustralya'dan gelen Yahudi Ortodoks bir doktor öğrencisini bıçaklayarak öldürdü.
polisin müdahale etmesi, siyahi ve Yahudi kanaat önderlerinin araya girmesiyle karışıklık sona erse de bugün dahi Yahudilerle siyahiler arasında yoğun bir şekilde hissedilen gerilim gün yüzüne çıkmıştı. Siyahiler, cemaat mensuplarının ayrıcalıklı azınlık olduğunu düşünüyor, idare tarafından korunup kollandığına inanıyorlardı. Menachem, 1950 yılında liderliğini üstlendiği bu küçük cemaati 40 yıl içerisinde ABD'nin en güçlü ve en tartışmalı topluluklarından biri haline getirmiş, kendini adamış tebliğ kampanyaları ekipleriyle yerel seçimlerde ve toplumsal meselelerde etkili bir insan gücü oluşturmuştu. Bu nedenle de siyasetçilerle, ABD ve İsrail liderleriyle arası hep iyi olmuş, cemaatin merkezi 770 numaralı bina ünlülerin uğrak yeri haline gelmişti. Bu kadar yoğun bir ilgi tabii ki beraberinde ifradı da getirecekti. Yani ölçü kaçacak ve aşırıya gideceklerdi. Cemaatinin genç mensupları tarafından Mesih ve ilahi bir kurtarıcı olarak görülen Menachem'in idari merkez olarak kullandığı bu 770 numaralı binanın replikaları cemaat mensupları tarafından dünyanın dört bir yanına inşa ediliyordu. Her mevsimde olduğu gibi Şabat cemaatinin yaşadığı bu bahar sona erecek ve ağacın yaprakları solacaktı. Evet, ışıltılı günler 1994 yılında Rebbe Menachem'in hayatını kaybetmesiyle sona erecekti. Zira lidersiz kalan cemaat kısa bir süre içerisinde Mesih iddiaları ve 770 numaralı binanın tapusu yüzünden birbirine düşmüş, bugünlerde New York ve dünyanın ana gündemi olan tünel olayına sebebiyet verecek bir çatışmanın eşiğine gelmişti. Rebbe Menachem'in ölümü Mesih tartışmalarını daha da alevlendirdi. Cemaatin bir bölümü, ölümlü biri olduğunun kanıtlanmasına rağmen Menachem'in kıyamet yaklaşınca dirileceğini ve dünyaya kendilerini kurtarmak için geri geleceğini dillendirmeye başladı. Cemaatin kurumsal liderliği ise bu iddiaların Hristiyan inanışlarına benzeyen hurafeler olduğunu söyledi, Mesihçi cemaat üyelerinin radikalleştiğini söyleyerek eleştirdi. Hali hazırda Menachem'in yerine geçecek herkesin kabul ettiği bir halef seçemeyen cemaati bu Mesih tartışmaları daha da bölmüştü. Fakat uyuşmazlık sadece itikadi konular üzerine değildi. Şabat cemaati için kutsal olan ve Menachem'in hayatının sonuna kadar yaşadığı 770 numaralı binanın tapusu da cemaat bölününce davalık olmuştu. Mesihçiler ve Mesihçi olmayan cemaat STK'ları binanın kendilerine ait olduğunu iddia ediyor ve binanın altındaki sinagogda ibadet etmek istiyordu. Her ne kadar uzun ve tartışmalı süren davalar sonucu binanın tapusunu Mesihçi olmayan, daha kurumsal bir inanca sahip grup kazansa da İsrail'den göç eden gençlerin daha etkin olduğu Mesihçi grup binanın altında bulunan sinagogu kullanmaya, burada ibadet etmeye devam etti. Kıyamet yaklaşınca Menachem'in dirileceğine inanan cemaat üyelerinin temel motivasyonu ortamı bu diriliş gününe hazırlamak. Bu nedenle Menachem'in vasiyetini o gün gelene kadar yerine getirmek, dirildiği zaman da gözüne girmek istiyorlar. Bu aslında evanjelik Hristiyanları incelediğimiz videoda bahsettiğimiz Tanrı'yı kıyamete zorlama olayı. Tapuyu alamayan, 770 numaralı binayı restore edip devasa bir kompleks haline getirme planları suya düşen aşırı radikal Şabat gençleri sinagogun yanındaki bir binaya kaçak şekilde girerek yer altındaki sinagoga tünel kazmaya başladılar. Tünel tamamlandıktan yaklaşık 6 ay sonra cemaat yönetimi tarafından fark edildi. Zira hem komşular hem de kanalizasyonu kontrol eden belediye işçileri bazı kazı sesleri duymuş, durumu bildirmişti. Cemaat yönetimi bu hafta tüneli kapatmak için özel bir ekip çağırdığında tüneli kazan mesihçiler direndi. Tünele girerek dua etmeye, sinagogun tünele açılan tahta duvarlarını koparmaya başladı. Sonrası zaten bildiğiniz gibi. Polis geliyor, arbede falan. Şimdiye kadar detaylıca anlattığımız aslında olayın muhtemel en masum açıklamasıydı. Yani tünellerin içinden bebek pusetleri, şüpheli bir şekilde kirlenmiş yataklar çıkmasaydı ya da bazı uçlarının New York'taki çocuk müzesine gittiği iddia edilmeseydi, cemaat içerisindeki bir tapu kavgası deyip geçebilirdik. Özellikle olayın gündeme oturuş zamanı da hayli korkutucu. Tam da o zamanlarda Epstein listeleri etrafta geziniyordu ve korkunç şeyler duyuyorduk hatırlarsanız. Haliyle tünelden bunlar çıkınca insanın aklına birçok şey geliyor. Ya aklımıza gelenden daha da ötede şeyler dönüyorsa, gönlüm el vermeyerek ve inşallah doğru değildir diyerek bir komplo teorisini paylaşacağım sizlerle. New York'taki sinagogun altına kazılan tünellerin açıldığı mikvede çocukların istismar edildiği, işkence ve organ kaçakçılığı için kaçırıldığı iddia edilirken Yahudilerin Talmud kitabında pedofilinin normalleştirildiğine ilişkin ifadeler de yeniden gündem oldu.
Özellikle organ kaçakçılığı konusunda Amerika'daki Siyonist Yahudilerin sicili gerçekten kabarık. 2006-2009 yıllarında 120 ila 150 bin dolar karşılığında böbrek sattığı ortaya çıkan Levi Isaac Rosenbaum itirafçı olmuştu. Haiti depremi için Amerika'dan yardıma giden haham grubun depremzedelerin organlarını çaldıkları basına yansımıştı. Yine aynı şekilde geçtiğimiz yıllarda Filistin'de şehit olanların organlarının çalındığı ve vücutlarında sonradan izi bırakılan ameliyatlar gerçekleştirildiği barizdi. Pedofili iddiasına gelecek olursak elimizde çok fazla malzeme yok. Talmud'dan bahsedebiliriz sadece. Yahudilerin sürekli baskılanıp göçebe yaşamak zorunda kaldıkları dönemde kutsal emirlerini ve katı kurallarını ezberleyerek sözlü olarak korudukları bir kitap aslında. İnternette hakkındaki bilgilerin sadece Yahudi siteler tarafından verildiğini duymak sizi şaşırtmayacaktır. Ama uzun bir araştırma sürecinin ardından 2019'da Chicago'da konuşan Amerikalı vaiz Louis Farrakhan'ın sözlerine ulaştım. İşte konuşmasından bazı başlıklar. Gerçek Yahudiler iyilik yapmakla emredilmişlerdir. Yahudilerin zengin veya güçlü olması gibi bir kaide yoktur. Hatta şu anda kendisini Yahudi olarak göstererek şeytanın sinagogluğunu yapan onlarca insan var. Mağaralarından çıktıklarından beri Musa aleyhisselam onlara Tevrat'ı öğretti ama onlar sapkınlık yaparak Talmud'u ortaya çıkarttılar. Talmudik Yahudi kendisini ilah olarak görür ve Yahudi olmayanların mallarını gasp etme hakkını kendisinde bulur. Bunlar Amerikan halkını kurumsal tefecilik ve yağmacı borç verme uygulamaları yoluyla kandıran ve sömüren ilkelerin aynısıdır. Hollywood'da ve eğlence endüstrilerinde kurumsallaşmış olan pedofili ve cinsel sapkınlığın izleri Talmud ilkelerine ve Yahudi etkisine kadar uzanabilir. Yahudi etkisi değil, Yahudi adı altındaki şeytani etki. Kürtaj, pedofili ve ters ilişki gibi birçok fıtrata aykırı uygulamanın Talmud'dan türediğini söylüyor Louis Farrakhan. Bir de tünel haberinin çıktığı dönemde peydahlanan Epstein liseleri var ki beterin de beteri. Bütün bu arka planı düşünerek olayları okumaya çalıştığımızda mevzu daha ne kadar çirkinleşebilir diye sormaktan çekinir hale geliyoruz. Tünelin nerelere uzandığıyla alakalı ya da akıbetinin ne olacağı hakkında resmi açıklamalar gelmedi. Konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz çünkü amaçları belli. İsrail'in Filistin'deki soykırımı hızlandıktan sonraki neredeyse bütün içeriklerimde Tanrı'yı kıyamete zorlamak diye bir şeyden kendimce bahsetmeye çalıştım. Bu adamların derdi bu. Zorladıkları yerden kopacağını, baskıladıkları yerden patlak vereceğini bilmeden dünyanın çivisiyle oynamaya devam ediyorlar. Bakacağız. Ne zaman biter bilinmez ama bu oyunun onların istediği gibi bitmeyeceği çok açık. Gönlünüzü olabildiğince ferah tutmaya, güzel işlerde yarışmaya ve zulmün sesi kesilene kadar konuşmaya devam edin. Ebubekir Yılmaz Türk, propaganda bitti.